Günaydın. Üçüncü sabahımıza uyandık. Bu sabah beni çok sevindiren bir gelişme oldu. Şimdi sizinle onu paylaşmak istiyorum. Ben böyle İstanbul'da falan gezerken her zaman yanımda biber gazı taşırım. O bana böyle bir güven verir nedense. Buraya gelirken de yani İstanbul'dan Ankara'ya giderken de biber gazı yanımdaydı ama onu havaalanında normalde alıyorlar yani. Uçakta taşımanız yasak, patlayıcı madde tarzı bir şey olduğu için. Benim çantamın içinde kalmış ve havaalanında garip bir şekilde almadılar biber gazını. Biraz önce onu buldum. Ve bu bana çok fazla güven verdi. Sokaklarda şu an çok rahat yürüyoruz. Mermiye kafa atarız şu anda yani o derece. Bu arada bugün Beril'in son günü. Bugün adaya veda ediyor Beril. Oyuncu değişikliği yapıyorum. Yarın sabah annem buraya gelecek. Gezinin devamını onunla devam edeceğiz. Bu kadar. Şimdilik güncelleştirmelerimiz bunlar. Gezdikçe tekrar video çekerim. Hoşçakalın. Globas alışveriş merkezine girdik. Burada bir sabuncu var. İnanılmaz güzel ürünleri var ya. Alıyor galiba. Şu simülasyon bayağı güzel. Böyle 3 boyutlu ama umarım kameradan tam belli oluyordur. Şimdi Pervak diye bir restorana geldik. Buraya ben geçen gelişimde gelmiştim, bayılmıştım. Böyle geleneksel yemeklerin olduğu, yöresel şeylerin olduğu bir yer. Buraya gelmeden önce mutlaka rezervasyon yaptıralım. Bizim rezervasyonumuzda çok zor masa bulduk. Alt kattayız. Burada servisi böyle geleneksel kıyafetlerle yapıyorlar. Şimdi benim yemeğim geldi. Bu böyle mantı gibi bir şey. Varaniki gibi bir ismi var. Onun yazılışında yazarım. Yanında da şöyle yoğurt herhalde bu değil mi? Evet, yoğurt getirmişler. Yoksa krema mı? Yoğurttur herhalde. Burada aslında Kiev Chicken ünlü. Beril ondan söyledi. Şimdi gelince onu da çekeceğim ama yani onun dışında da bu mantı tarzı şeyi bayağı tavsiye ediyorlardı. Şimdi bakacağım tadına. Burada bunun bu arada farklı farklı seçenekleri var. Böyle peynirli, vişneli vesaire bir sürü farklı şeyle alabiliyorsunuz. Ben patatesli ve mantarlı aldım. Şimdi Beroş'un Kiev Chicken'ı da geldi. Bakalım beğenecek mi? Beril Hanım buyurun. Bu harika bir şey. Bundan kesin yiyin buraya gelirseniz. Ben bayıldım. İçinde böyle portakal, dondurulmuş portakal gibi mi o? Nasıl bilmiyorum. Çok güzel ya. Buraya böyle yemek diye bir şey içmek için gelirseniz de şöyle bar kısmı var. Hatta şöyle çok orijinal, tam belli olmuyor ama bar sandalyeleri var. Şimdi çikolata alışverişindeyiz. Beril bir çikolata alacak. Her şeyine bakıyor içeriğindeki. Domuz yağı var mı? Palm yağı var mı? Şu var mı? Bu var mı? Şu var mı? Merhaba. Gün hala başlayamadı benim için. Bu sabah annem gelecekti. Geldi daha doğrusu. Ben onu havaalanından almaya gidecektim. Ben, akıllı bıdık ben, yanlış havaalanına gitmişim. Kadını 1,5 saattir orada bekletiyorum. Doğrusuna ancak gelebildim. Yorgunluktan ölmek üzereyim. Saat herhalde 2,5 falan oldu şu an. Henüz hiçbir şey yemedim. Ay. Çok ters bir gün. Bazı günler ben böyle ters uyanıyorum. Ters uyanınca her şeyim ters gidiyor. Bugün öyle bir gün. Umuyorum ki annişimi gördükten sonra günün devamı güzel olur. Öldüm. Hani bu havaalanına indik. İsimleri karıştırmışım. Diğeri esas daha... Annemle yine Pervak restorana geldik. Bu sefer borş çorbası söyledik. Ben bunu çok sevmiyorum ama sadece bir tadına bakacağım. Böyle içinde lahana falan olan buraya özel böyle bir çorba. Rusya'da falan da bu bayağı ünlüydü. Çorbanın yanında şöyle ekmek, sarımsak, krema geldi. Bu da buranın böyle önden gelen şeyiydi. Biz geçen sefer Beril'e geldiğimizde getirmediler. Muhtemelen çorba falan söylemediğimiz için. Bu böyle bayağı ağır. Vodkamsı mıydı? Nasıl? Ben limonata istemiştim.
Yani bu direkt limonu sıkmışlar. Tamamı sıkılmış limon. Sıfır su, sıfır şeker. Yani çok ekşi. Bu geçen sefer söylediğim gene mantıdan, aynısından söyledik. Bunu da gelmeden önce okumuştum bayağı burada ünlü diye. Patatesli pankek diye geçiyor. Patates pankeki gibi de olabilir tam çevirse. Yanında da şöyle krema, peynir, sarımsak getirdiler. Her şey çok güzel geliyor. Şu an yine bir metro altında dolaşıyoruz. Metro altları inanılmaz ayrı bir dünya yani böyle. Saatlerce buraları gezebilirsiniz. Hediyelik eşyalar falan da çok güzel. Biz çoğu şeyi buradan alıyoruz. Ben şöyle şu bardaklara bayıldım. Bunlardan bayağı var böyle hediyelik eşya bakarken göreceksinizdir. Şu tarz. Çok güzel çok güzel hediyelik önerisi. Konuşamadım. Metroya binerken böyle jeton alıyorsunuz. Böyle geçiyorsunuz. Metro ücretleri de 8 grivne bu arada. Yani 2 liradan az. Kiev'deki son günümüzden merhabalar. Gezdiğimiz her yeri çekmeyeceğim artık çünkü çoğu yeri önceden çektim. Şimdi annemle tekrar geziyoruz. Görüyorsun değil mi ne fedakar evladım? Evet. Sırf sana göstermek için tekrar tekrar geziyorum. Hayırlı evlat. Ben buraları daha önce de gezmiştim. Üçüncü oldu artık. Kiev'i bayağı biliyor sayıyorum kendimi. Seviyorum da Kiev'i. Çok güzel. Biz şimdi yine Andrivski yokuşuna geldik. Burada pazar günleri antika pazarı kuruluyordu. Üst kısımlar biraz daha hareketliydi ama ben bu aşağıları da sadece pazar günü var sanıyordum. Buralar hafta içi de normal. Yani diğer günlerde de açıkmış. Bu yokuşta gene böyle hediyelik eşyacılar var yani. Pazar günü değilse de gelebilirsiniz. Ben yanlış bilgi verdim. Muhtemelen sadece pazar günü okumuştum çünkü. Şimdi Andrivski yokuşunda tam şöyle şunun alt tarafında çok tatlı bir kafeye oturduk. Şimdi Peysaj Sokağı'na geldik. Burası böyle şehrin içinde kocaman bir park gibi. Böyle güzel tatlı heykeller falan var. Fotoğraf çekmek için güzel bir yer yani. Yürümek için de gayet huzurlu. Evinde kaldığımız çocuk tavsiye etmişti buraya. Ben internette falan hiç görmedim ama bayağı güzel gözüküyor. Parkı çok sevdik biz ya. Evet evet birbirlerine bakıyorlar. Çocuk parkı kısmı da inanılmaz güzel. Yani ayrı ayrı bir sürü çocuk parkı var gerçi öyle. Tek bir kısım değil ama çok güzel ya. Çok tatlı. Çabar diye bir yere geldik. Burayı bana Instagram'dan biriniz önerdiniz. Şu an bu videoyu izliyorsan teşekkür ediyoruz. Şimdi menüye bakıyoruz. Burası böyle bir Gürcü restoranı. Burada Gürcü yemekleri bayağı ilgi görüyormuş. Bayağı seviliyormuş yani. Şimdi bakıyoruz. Ben şu, şimdi bir saniye o sayfayı bulayım. Pide tarzı şeyleri TripAdvisor'da çok fazla önermişler. Muhtemelen onlardan deneyeceğim. O sayfayı da bir göstereyim. Şu tarz şeyler. Şimdi garsona da soracağız, fikir alacağız bir şeyler söylemek için. Menünün fiyatları güzel gözüküyor. Çeşit de bayağı fazla. Buranın yerel birasını söyledik. Ukrayna birasıymış. Bu hafif ballı, yani ballı diye yazıyordu menüde ama çok hafif bir bal var. Tadı gelmez dedi. Şurada söylediğimiz tavuklu yemek. Porsiyonu biraz küçük gibi geldi bize. Bu pide pizza arası yemeğimiz de geldi. Biz bifteklisinden söyledik bu arada. Şimdi Golden Gate'e geldik. Burası aslında böyle aşırı merak ettiğim yerlerden de değildi ama haritadan böyle işaretlediğim yerler arasındaydı yine de. Yakında görünce bir bakalım dedik. Bu şehrin giriş kapısıymış eski zamanlarda. Tabii etrafındaki surlar falan yıkılınca yani bu böyle etrafta şu an tek kalmış ama o zamanlardan beri orijinalini koruyormuş. Yıkılmamış, yeniden yapılmamış vesaire. İçine de isterseniz girebiliyorsunuz ama okuduğum yorumlarda çok bir olayı olmadığı şeklindeki yorumlar çoğunluktaydı. Ben de böyle tarihi şeyleri hiç merak etmem. Tarih hiç ilgimi çekmiyor.
O yüzden içeri girmeyeceğiz. Sanırım 40 ya da 50 grivna gibi bir şeymiş içeri giriş ücreti. İlginizi çekerse girebilirsiniz. Şu yukarı taraftan da hafif yüksek olduğu için şehir manzarası varmış bir miktar. Şimdi Kireşetik Caddesi'nin hemen başında ama Arena City olan taraftaki başında değil, diğer başındaki One Love Cafe'ye oturduk. Şöyle bir adet ne olduğunu bilmediğimiz bir şey ve kafe latte aldık. Şu anki evdeki son yarım saatimizin falan içindeyiz. Ve bu muhtemelen bir vlogun sonu olacak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorunuz olan bir şey varsa sorabilirsiniz. Öpüyorum.